Bilyonerde çifte şans dönemi Bilyonere üye olana anında 30 TL 500 TLlik kupon yapana anında 50 TL değerinde Bilyon puan hediye. Bole Plus ekranlarında spor saati programına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Ilgaz abi. Hoş bulduk Uğurcum. Nasılsın? İyi misin? İyidir abi. Gündemi takip ediyoruz. Evet. Oldukça yoğun bir gündem var. Karışık ve yoğun. Karışık ve yoğun. Ee, bu hafta yine e, 4-5 tane haber seçtik sizler için. Onları değerlendireceğiz. O zaman ilk haberimizle hemen başlayalım. Başlayalım bakalım. Ee, Galatasaray Zaleski'nin alternatifi olarak Mario Rui olarak belirledi diye bir haber gördük. Dimarzio'nun haberi bu. Biliyorsun ki Zalewski transferinde Galatasaray 3-4 gündür uğraşıyor. Hatta dün uçak kalktı kalkacak derken bir türlü o son anı göremedik. Şimdi de Mario Rui ismi çıktı ön plana. Önce süreci de konuşacağız ama önce bir iki ismi de sorayım sana. Hem Zalewski'yi hem Mario Rui'yi sonra genel bir süreç değerlendirmesi yapacağız zaten. Şimdi yurt dışındayız. Bir ya da iki yıldızlı Michelin restorana gittik. Aldık işte siparişi verdik. Nefis bir ordevle başladık. Bir ana yemek. Ee, sonrasında bir tatlı istedik, ee, özel bir tatlı. Fakat o esnada şey geldi. Garson geldi dedi ki şefimiz bu akşam dedi çok özel bir fusion tatlı yaptı. Bunu da sizin tatmanızı isteriz dedi. Bu senin için bir fırsattır. Tamam tabii ki. Bir fırsat transferidir bu Osimen'dir. Ama e, o şefin yapmış olduğu tatlı Osimen. Sen şimdi restorana girdin. Ne istediğini biliyorsun. Musun acaba? İşte mevzu burada kopuyor. Yani e, Zaleski'nin alternatifinin Mario Rui olması e, kuru fasulye ispir e, kuru fasulye var mı? Tereyağlı ispir kuru fasulye var mı deyip yoksa ıspanaklı yumurta istemeye benziyor. Galatasaray yani, yönetiminin yaptığı bu şu anda. Yani Zaleski'nin üzerine Mario Rui'yi istemek e, tereyağlı ispir kuru fasulye yoksa ıspanaklı yumurta istemekle eşdeğer. Ama bunu böyle fusion mutfaklarda ıspanak yatağında yumurta diye satıp 250-300'e kitliyorlar yani. Esnaf lokantasında yersen 50-60 liraya çıkarkarsın. Bugün günümüzde kur yani şey mi bu kadar ucuz mu bilmiyorum ama Galatasaray maalesef böyle bir beceriksizlik içinde. Daha sonra transfer komitesi diyelim biz ona. Yani yönetimin evet, görevlendirmiş olduğu e, transfer e, komitesi. Çünkü e, istenmesinin belirli noktaları vardır. Nedir o? Kafadaki bir e, üçlü savunma kurgusuna geçebilmek. Dörtlü oynarken sol tarafınızı daha emniyete alıp, hani e, atıyorum e, bir e, sol bekiniz Jakobs'un üzerine önünde Zalewski'yi oynatarak farklı iş, da, yerlerde, diğer kanatta daha farklı bir işi yapabilmek olabilir. Hiç oynamadı ama Jakobs'u sol stoper oynatıp e, orada e, Zalewski'den faydalanmak, kaydırmalı noktada tekrar bir dörtlüye de dönebilirsin gibi birçok şeyi üretebiliyorsun kafanda. Ama Zalewski'nin e, alternatifi Mario Rui ise, bu iş sıkıntı ki sen bu biz günlük çekiyoruz programı. Evet, sabah çektik. Sabah çektik. Biz çekim esnasındayken muhtemelen futbol oynamayı unutmuş Milan'ın C takımında oynayan Jakobs'un Jakobs'u üstüne aldıkları Fadio Bale diye bir oyuncunun da ismi geçiyor mesela. O olmazsa bu diye. Yani olmazsa bu diye bir şey yoktur. Bu sadece yeni evini taşımışsındır. O gün için hemen acil bir plan bulmak zorundasındır tamam mı yemek yemek için. Pazara gidip markete git. ha şu varmış hemen şunu alayım da karnımı doyurayım diyeceğim bir şeydir. Ama planlama bu değil yani maalesef. Ya şunu soracağım ben de transferde 36 saat kaldı. <laughs> Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece transfer sona erecek evet. ve Galatasaray bu sezona aslında belli transfer ihtiyaçları doğrultusunda girdi. Bunları yaptı, yapı, yaptı ya da yapamadı. Az önce söylediğin tatlı meselesi. Bu tatlı ortaya çıktıktan sonra Belli başlı mevkilerde ihtiyaçlar oluştu ister istemez. Evet. Avrupa'ya zaten yetiştiremedi Galatasaray bu transferleri. Ancak 36 saat gibi çok kısa bir süre kaldı. Ve şöyle de bir olay var. İşin bu kısmını da konuşmak istiyorum seninle Ilgaz abi. Okan Buruk aslında 2 yıldır bazı anlarda sahneye çıkıp yönetimin defolarını kapatmayı çok büyük bir şekilde başardı bence. Hı hı. Hem şampiyonluk var hem bazı maçlarda gerçekten elinden gelen gayreti gösterdi. Bazen olmadı da. Sparta-Prak maçı aklıma gelenlerden bir tanesi. Okan Buruk da bu süreçte Galatasaray yönetimiyle alakalı çok fazla açıklamalarda bulunmayı tercih etmiyor. Hı hı. 36 saat sonra, diyelim gerçekten Zalewski olmadı ve Mario Rio oldu. O istenen, planlanan isimler doğrultusu dışında bir isim geldi. Okan Buruk konuşur mu sence? Ee, onu şampiyonluk sonrası e, Okan Buruk ilk röportajını, yani Galatasaray 23-24 e, sezonunda şampiyon olduktan sonra Galatasaray YouTube katıldık kanalına e, vermişti. Ve orada yönetimin kendisine ciddi bir bütçe sözü verdiğini, bu transferleri yapabilecek güçte olduklarını ifade etmişti. O dönem Galatasaray taraftarları şöyle bir sistemde bulunmuştu Okan Burak'a. Hocam yapma, Hamza Hamzoğlu yolunda Olur. gidiyorsun. Koruma bu yönetimi, bak Hamza Hamzoğlu'nun başına neler geldi. Çünkü o zaman da Dursun Özbek vardı Galatasaray Spor evet. başında. O zaman da Cenk Ergün vardı o süreçte. Ben de şöyle algılamıştım yani bu bir yönetimi koruma değil yönetimi taraftarın önüne kimseyi kırmadan bilinçli bir şekilde sürme demiştim çünkü bir sözü anlatıyor yani diyor ki bana bu söz verildi daha sonra bu sadece bir teknik direktöre söz verilmez verilmez Galatasaray Spor Kulübü'nün iyiliği için takımı daha güçlü yapmak için bir söz verildi bu bence bir yönetime uyarı atışıdır demiştim fakat sonraki süreç Galatasaray taraftarlarının haklı endişesini daha haklı çıkarttı. Zaman beni haksız çıkarttı. Demek ki ben orada çok doğru bir öngörüde bulunamamışım. Bu cümle üzerine Hı -hı. kurmuş olduğum şeyde, benim kendi kurmuş olduğum cümlelerde. Galatasaraylı İş İnsanları Derneği evet, yemeği son orada vardı. Konuştu. En son orada konuştu. Tekrar Hı -hı. bir transfer, hatta iki transferden bahsetti. Ama dediğin gibi 36 saat kaldı. Biz programı çekerken 36 saat var transfer döneminin bitmesine. Yani bir şey söyleyeyim ve e, Obelix yani insanların Hobbedix olarak bildiği Galyalılar yani Romalıların en büyük e, savaştığı o küçük köydeki Asterix'e Obelix gitse Zalewski'ye alıp dönerdi. Yani Hatipoğlu'yla e, Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu'yla Cenk Ergün şu anda bir Asterix ve Obelix direnişi bile sergileyemiyor ve maalesef yine medya üzerinden şu haberler pompalanmaya başlandı. E, Zalewski'nin e, 16 milyon euro olan bon servisini 12 milyon euroya indirmeyi başardılar. Yani bunu büyük bir <laughs> Zafer büyük bir galibiyet gibi sunuyorlar. Zamanında Adnan Polat'la e, Mehmet Elboca daha aralarına Karakedi girmeden önce özel bir bankadan e, çekmiş oldukları krediyi Galatasaray adasında pastak eterek, keserek kutlamışlardı. Yani bu şu demek. E, biz evi idare edemiyoruz. İşte üst komşudan e, borç aldık. Hanım gel seninle bu akşam işte Michelin Yıldızı restoranda <laughs> <laughs> Allah ne verdiyse önümüze. Onu yiyelim demekle eşdeğerdi o dönem için. Şimdi e, aynı durumda. Yani bu e, benim son zamanlarda gördüğüm en kötü PR çalışması yapıldı İbrahim Hatipoğlu üzerinde. İşte Düsseldorf sokaklarında habersizce çekilmiş fotoğraflar. Sonra maalesef önümüze düşen bir yoga, sağlıklı yaşam videosu Sayın İbrahim Hatipoğlu'nun ve üzerinden gelen nokta geldiğimiz nokta. İşte Erden Timur'u unutturmak için o transferi yine gardi bitirdi e, mevzuyu. O kadar çok konuşulacak konu var ki burada. Yani kimse Erden Timur'u unutturmak zorunda değil. Bu arada Erden Timur da %100 doğru yapmadı her işi. Tabii canım Endombele evet. transferleri, Tete transferleri Tabii. tartışılacak yönleri var, var zaten. canım kimse olmaz Kimse Erden mi? Timur müthiş başarısız şey başarılı işte hiçbir hatası yok demiyor zaten. Diyemezsin bunu. Tabii. Futbol çünkü bu. Yani bambaşka hayal ettiğin oyuncu bambaşka çıkabilir. Zaha'yı nasıl hayal etmiştiniz? Nasıl çıktı? Üzerinden gitmek e, lazım. E bon servis veremiyordu. Ana kurgusu buydu Erdem Timur'un. O yüzden Zahayla en şeyi aldı. Tete'ye aldı hı hı. noktası vardı. Peki ona da kabul zaten. Ben bu arada Zaha transferini o dönem için yanlış bulmuyordum. Hala da yanlış bulmuyorum. Alınabilecek bir riskti. Alındı hı hı. çünkü bon servis bedeli veremiyordunuz. Peki buraya kadar da tamam. Endombele zaten Davison Sanchez'in şeyi. Bir nevi aslında hani eskiden <laughs> taraftarlar vardı ya atıyorum işte kendi isimimizden verelim kimseyi incitmeyelim. Ilgaz'a alana Uğur Bedava. Gibi. Hani Tribünlerde evet. bağırılır diye. Eşantiyon Sanchez olabilir? alana en e... normal eşantiyon olarak geldi eşantiyon. sana. O da burada sağlıklı yaşam yaptı. Bir tatlı bir sene bir güzel şey yaptı. Sonra Şu kilo verdi. Çok Mükemmel enteresan. Oynuyor. Şu an süper. Bak Lekip Taftan'ın 11'ine girmek çok zordur. Yani gerçekten çok zordur. Bu şey Atilla Dorsay'ın Recep İvedi'yi beğenmesiyle aynı eşdeğerdedir <laughs> tamam mı? Lekip gazetesinde ilk 11'e girmek. Adam bunu başardı. Sen de olmadı. Erden Timur kimse hatasız demiyor. Çünkü hı hı. burada da tekrar bir ayrıma sürükleniyor Galatasaray. Yani o da çok tehlikeli bir kamplaşmadır. İşte Erden Timur'un yaptıkları üzerinden yöneticileri yıpratmak. Şu anda farkındayım. Ben de yapıyorum. Ben de tabii ki İbrahim Hatipoğlu'nu hedef tahtasına koyacağım. Ben de tabii ki Cenk Ergün'ü hedef tahtasına koyacağım. Çünkü siz ön planda bu işe yapan insanlarsınız. İbrahim Hatipoğlu gönüllü, Cenk Ergün Profesyonel, birazdan o konuya da geleceğiz zaten. Tabii. Profesyonel bir da borcu Ne Hı -hı. olursa olsun Galatasaray Spor Kulübü'nün bir çalışanı e, Cenk Ergün'le. İşlerini iyi yapabildiler mi? Yapamadılar. Yani. Bir <laughs> de şu da var, kesiyorum ama. Tabii, estağfurullah. E, günün sonunda Cenk Ergün veyahut da İbrahim Atiboğlu'nu şu anda yaptıkları işler anlamında eleştirmek, Erden Timur gelsin demek anlamına da gelmiyor. Değil tabii canım. Öyle bir e, yok, durum da yok. Yok tabii Hali ki, hazırda. yok. Sadece belli oldu ki bir işi kulübün parasıyla halletmek dışında o işi önceden halletmek arasında da ciddi farklar var. Doğru duygu bağını kurarak, doğru iletişimi sağlayarak. Yani Van Danara ile görüşmeye giden ekibin çok dikkat ettiği bir nokta vardı. Şey vermeyeceğim, marka ismi vermeyeceğim. Küçük küçük Van ilgisini çekecek ve Van bağımlısı olduğu markalar üzerinden gitti Galatasaray'a evet. Yani atıyorum o markanın belki bir rozeti. Belki bir ceketteki hı hı. Gö e, mendili, gömlek cebindeki mendili ve hatta ayakkabısı olabilir. Yani belki de hayatları boyunca o kadar markalı dolaşmayacak olan insanlar, bizim görmediğimiz insanlar, ile görüşmeye gittiğinde o markaları bir şekilde öncelikle Vandalar'ın gözüne sokar. Bu ne ne işarettir? Vay ne kadar büyük düşünülmüş değil. İlgiyi çekmek. Yani bir insanı ciddiye alırken bazen de şeyine bakarsın. Ya kıyafeti nasıl giymiş bu, bu zaman tabii canım. Günümüzde bu. bu. Ee, kesinlikle. Yani ruhunu bilemeyiz yani kimsenin. Büyük takımlar da bunları yapıyor. Büyük takımın yöneticileri de bunları yani yapıyor. Yaparsın tabii, tabii ki. Mevzu buydu. Ama işte İbrahim Atipoğlu ile Cenk de o sosyal e, beceri de yok anladığım kadarıyla. Hı -hı. Çünkü 4-5 gün öncesinin haberlerine bakalım. O yüzden diyeceğim. E, Galatasaray e, Yalevski'yi 6 ila 9 milyon euro arasında bitirmek üzere. Hatta önce kiralık önce kiralık sonra satın alma zorunluluğu. Aynen. Öyle öyle bir Aynen. süreç bu. Ve şimdi 15-16'dan ee... 12'ye indirmek başarı oldu. <laughs> Garip bir süreç. Yani tamam. bu dolar kurunun böyle 30'lara çıkıp sonra 18'e inip başarı diye kutlanmasıyla eşleşmiyor evet. yani. <laughs> o konuya gelelim. E, aslında bütün bu planlamanın yapılmasının beklendiği isim Cenk Ergün'ün sözleşmesinin de 2 yıl daha uzatıldığı iddiaları var. Hı, hı. E, bir, iki haberi de birleştireceğim burada bu yorumu yaparken. Hı. Ebinbe, en son Lekip'in haberi, Ebinbe Galatasaray'ın teklifini reddediyor. Şu anda yazılan bu. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmıyor oyuncu. 23 yaşında, çok da meziyetli bir oyuncu. İnanılmaz. Onu da konuşuruz. Öte yandan bir liste çıkarttık. Hı -hı. İç ve dış basında son 10 gündür Galatasaray'la adı arılan tam 22 farklı oyuncu var. 36 saat kaldı, sıfır transfer. Ama Cenk Ergün'le 2 yıllık sözleşme imzalandığı haberleri var. Nasıl oluyor bu peki? Ya, ııı... E Şimdi tabii ki e, insanların yapmış olduğu haberler değerlendirmek üzeredir. İnsanların kişilikleri üzerinden de okuyamayız haberi kim yaparsa yapsın. Hı hı. Yani haber doğru mu değil mi bilmemekle beraber tabii, konuşuyoruz. Tabii onu söyleyelim. Bu Şimdi hı hı. böyle bir e, hani daha demin dedim ya ben de, ben de hedef tahtasına e, koyuyorum diye. Belirli isimler üzerinden bir ciddi bir linç kampanyası da var. Hı hı. Linç kampanyası gibi değil. Kampanya demeyeyim de bir linçleme var. Yani hı hı. geciken transferler, işi bitirememeler... Hatta ve hatta işte daha deminle haber konuştuğumuzda da bağlayalım. Erden Timur olsaydı sessiz sedasız Zalewski'yi indirir. Ondan sonra daha farklı bir sürpriz transfer peşinde koşardı noktası var. Buraya kadar da haklılar. Bunda da hiçbir sıkıntı yok. Yani şu 20, bu kadar 22 ismi e, Galatasaray yönetimi mi bir araya getirdi? Menajerler basına bazılarını servis ederek mi bir araya getirdi bilmiyorum. Mesela Tahir Oviç nereden çıktı abi ayaksız Tahir misali. Misal. E, misal. Veyahut da işte daha demin adını andığımız burada olmayan Faduballe. Yani adam futbolcu olduğunu unutmuş olabilir. Yani en son 1100 dakikası var. Şöyle bir baktım. Ben de malum siteye göre konuşuyorum bu arada. <laughs> Onu söyleyeyim. Yani e, 2020-2021 sezonunda yapmış adam o 1100 dakikayı yani. yani 2021 sezonunda. Evet. Yani. yani muhtemelen bu şey de olabilir. E, vardır böyle... E, neden o çakallıklar hı hı. E, ismini geçirirsin bir kulüpte sonra bir bakmışsın Fadubal'le Keçi Öğren'in soldaki olmuş. Gidiyor, ha, aynen. Tamam mı? Mezor, oraya da dönebilir yani. <laughs> Aa kimmiş ya bu falan deyip böyle o sırada hemen öneri Abi Adı Galatasaray'la geçiyor. hemen alalım. Başkanım, başkanım diyeceğim. tayfa da vardır. E, bizim o Şener Şen'in eski filmlerindeki gibi. <laughs> vardır o kesin vardır ama e, bu kadar ismin bir araya gelmesi yarısını doğru kabul edelim yine plansız işarettir. Kesinlikle. Tamam mı? Yani yine plansızlığa işarettir. Mesela e, Rangers'ın sahibi, O belli ki her yere öneriliyor. Tabii tabii. Fenerbahçe'yle çıktı. Şey, Beşiktaş da pardon. Beşiktaş, Trabzon'da, Trabzon'da da çıktı. çıktı. Şilvel her yere öneriliyor. Onyekuru öneriliyor. Öneriliyor. bence... lan geldi madem Onyekuru <laughs> da gelsin. Bu taraftar önermesi. Tamam mı? Taraftar önermesi olarak onu kaydık. Abi Sergio Ramos ne alaka mesela yani şimdi burada? Bir anda Ramos ismi çıktı ortaya yani, yani. O geçen seneden beri ee, çıkan tabii. bir isimdi. Bak burada en doğru ve alınabilecek oyuncular kimlerdi? Şimdi mesela Rabio bir transferdi ama sen artık Osimhen aldın. Geçmiş olsun. Artık yani Rabio'nun annesini ikna edemezsin. Yani seni e, işte bizim lisede, mektepte öğretilen e, Plas Ditali'de e, Mösyö Tibo'nun komşusu yap yapacağım desen gelmez <laughs> yani. Tamam mı? O, o ortaya gelmez şey e, Rabio. Tabii. E, 17 ka mesela. Net isim. Konuşacağımız, şimdi konuşmaya başlayalım. Hı hmm. e, net isimdir. Herkes onu sağ e, kenar olarak düşünüyor. Ama Mbimbe 2018-19 sezonu ve yanlış hatırlamıyorsam e, ya Lögenli sezon veya da Lögen'den bir sezon içindeydi. Loire takımında hı, hı. Pape G ile beraber mükemmel bir orta saha ikilisiydi. Arkalarındaki bir çapayla sağ iç, sol iç oyuncusu olarak oynuyordu ve mükemmel oynamıştı. Oyuncunun sadece ilk ana mevkisine bakmayın, nerelerde değerlendirildiğine bakın. Net ihtiyacı olan transfer mesela 17 17 kayla Mbembe. Orta sağ olarak konuşuyoruz hı hı. burada. Orta sağ olarak konuşuyoruz. Mekke'ni alamadınız. Yani vardı bilgi e, alamadınız. Goreska'yı alamadınız. Bunlar gündemden düştüğü için artık. Evet. Hani, e, ben son e, isimler üzerinden gidiyorum. E, en binme ve 17 kaydı olmadı. Muhtemelen de olmayacak. Hı hı. Ancak 17 kaydı dünyanın en büyük manyak galatasaraylısı çıkacak. Yani atıyorum diyecek ki... Ben zaten şeyde doğdum, eski Alisamyen'de <laughs> doğdum, Nükör fabrikası sokağında doğdum, o yüzden Galatasaray'a gitmek istiyorum diyecek. Ancak böyle olacak bir iş bu, 17K işi. Muhtemelen de birdenbire biz Jorginho ile uyanabiliriz yani yarıda. Bir anda beklemediğimiz bir isim. <gülüyor> ee... <gülüyor> Ve yine alakasız bir isim. Evet, aslında bakıldığında tüm bu yani planın Oyuncu profilinden bakacak can... olursak. Yine alakasız ama anlaşılabilir bir isim. <laughs> Onu da söyleyelim. Yani Nuno Tavares, abi Marsilya'da bu adam üçlü savunmanın tamam mı en önemli oyuncularından birisiydi Nuno Tavares kiralıktı hı hı. Igor Tudor'un Marsilya'sında mükemmel işler yapmıştı ee, sol kanat bek oynamıştı, sağ kanat bek oynamıştı. iki tarafta da Igor Tudor görevlendirmişti. Geçen sene niye gitmediniz o zaman? Ee, Adı Nuno çıkmıştı aslında Galatasaray'ın tabi. Yani ama oyuncu. oyuncu tercih edilmiş. İki tarafta şey, Anelio niye yolladınız? Bu kurgunun adamıydı zaten. Ee, yani aslında şu an taraftarların <laughs> sorduğu soru bu. Yani Anelio <laughs> hatta Kön bile. Hatta Kön bile. Yeterlidir, yetersizdir ama. Başka. bu oyunun e, oyuncusuydu <laughs> yani. yani. Hiç şu an alakasız bir geleceğine ki iş bilmiyorum artık oraya mı gidecek. en azından Kön vardı. Hani Tabii ki yeter, yeterliliği tartışılır. Abi adamı biz hiç üçlü savunmada görmedik ya. Görmedik. Oradan aldınız çünkü adamı. E, yani. Aynen. Ki Bremen'de de üçlü savunmanın sol kanat bekinde e, zaten oynadı. De, zaten, zaten adamı onu oynadığını Neziyet bildiği o. için aldılar. Evet. E, geçen <laughs> sene Anelio'yu ikna etmişler. bak Anelio'yu ikna edebiliyorsun. Bence hala prime dönemindeydi Anelio. <laughs> Zaleski için bu kadar uğraşıyor olabilmek zaten Galatasaray taraftarını çileden çıkartıyor. Erden Timur ayrımı dediğimiz nokta bu <gülüyor> <gülüyor> zaten. Yoksa Tabii ki sayacağız hatalı işlerini, transferlerini tuttu, tutmadı, onu aldın, bunu aldın. Hakim Ziyeş geldi, o kadar bir transfer obezitesi işine girildi. İlk sezon ne kadar planlıysa, ikinci sezonda plan dışında mantıksız işler yapıldı mı? Yapıldı. Ama totale baktığında oyuncularla kurdu ilişki. Ya Mauro Icardi gelmiş, bir tarafta Dursun Özbey'e sarılmış, bir tarafta Erdem Timur'a sarılmış. Bir yıl daha, hayır hayır iki yıl daha diyor yani. Evet. Bak aradaki bağ şampiyonluk gecesine gidin. Erkeniniz. Tabii tabii. Şimdi sen bunu Cenk Ergün'le İbrahim Atipoğlu'yla sağlayabilir misin şampiyonluğu? İlk şampiyonluk günü Sırtında. Okan Buruk vardı. Erdem Timur evet. oradaydı. Görmüştür Sövüşen, zaten bunları. Ankara gücü maçında. Ankara gücü maçında. Sonra deplasmandaki. O yüzden zor da olsun Bakalım. zor yani Galatasaray yarın, için. Yarın merak ediyorum Galatasaray. Artık son gün. Yarın belli ki bir isim bence açıklanacak. Ama zaten ee... mevzu var. <laughs> Ama yani <laughs> açıklanacak, açıklanacak. açıklanacak ismin kim olduğunu şu yüzden merak ediyorum. Eğer bahsettiğimiz Zalewski olmazsa... Hani dediğin gibi Jorginho mu mesela? Hani Ne göreceğiz? Ya da neyi konuşmaya çalışacağız? Okan Burun sisteminde nasıl olacak? Büyük bir merakla ben, bekliyorum. Ya, anlatmaya çalıştım. benim hep şuydu. E, defalarca dile getirdim bizim canlı yayınlarda da Hı -hı. maç sonunda. Yani Galatasaray şampiyon olduğundaki kadroyu kaç ihtiyaç vardı? Üç ihtiyaç vardı. Atıyorum bir iki isimle yollar ayrılır. Hı -hı. Ki ayrılacaktı zaten. Endombele bunlardan bir tanesi. Tabii canım, bizim şey. Hadi bir de Hakim Ziyeş'in gitme ihtimali var diyelim. Hı -hı. Onun üzerinden konuşalım. Tamam yani böyle böyle e, konuşalım. Galatasaray'ın üç oyuncu ihtiyacı vardı. Torreira'yı tamamlayacak bir e, çift yönlü orta saha bir sabek, santrafor iyi, o zaten bir hemen de geldi, de zaten hemen geldi, zaten çoktan bitmiş. Ha, öyleymiş, evet. Ha, yani Erden Timur bitirmiş. Hı hı. Erden Timur bitti, değil mi? Ondan sonra da bakardın gerçekten e, Michelin yıldızlı şefin hı hı. sürpriz piyüzün tatlısını kovalardı. Tamam, <laughs> o da Osimendir mesela. Ama şimdi Galatasaray kaç transfer yaptı? Dört transfer yaptı, değil mi? Evet, Yok beş transfer beş yaptı. Beş transfer yaptı. Yelart, Yakops, Batşuayi, Sara ve Osimen. O yaptı. Buna rağmen hala 3 oyuncuya ihtiyacı var. O da işte anlamadığımız ee, nokta zaten. Mevzu bu tamam. İşte evet. O yüzden dedim ya e, kuru fasulye bulamıyorsan e, ıspanaklı yumurta yediyen bir e, kraliçe olmadığı zamanında <laughs> Marie Antoinette yaşasaydı Gaza için bunu söylerdi herhalde. <laughs> Öte yandan e, spor uygulamasında Cenk Ergün'ün 2 yıllık sözleşme uzatma haberiyle alakalı olarak Mustafa Demirtaş'ta bir sesli yorum paylaşmış. Dilersen dinleyelim. Galatasaray'ın Cenk Ergün'le yaptığı iki yıllık yeni anlaşma tabii ki sosyal medyada bir infial yarattı. Çünkü ya bu bir profesyonel imza, şöyle düşünün, futbolcu gibi düşünün. Bir futbolcu sözleşme uzattığında önce performansa bakılıyor. Eğer iyi bir performans varsa tabii ki sözleşme uzatmak, yenilemek olumlu karşılanır. Bu aynı şekilde aslında saha dışındaki profesyonel için de geçerli. Profesyoneller için, yani teknik direktörler için, direktörler için. Şimdi burada da Galatasaray'ın transfer planlamasına baktığımızda Avru Avrupa Ligi'ne eksik bir kadro verildi. Bazı bölgeler eksik kaldı. E, ligin, lig için transfer döneminin kapanmasına çok az bir süre kaldı ve Galatasaray osman transferinden sonra üçlü savunmaya dönüyor gibi gözüküyorken bu konuda da bir takviye yok. Üstüne üstlük Zaha Kerem gibi dörtlü de oynayabilecek kanat oyuncuları eksilmiş oldu Galatasaray'da. Ve planlama eksikliği varken üstüne böyle bir imzanın gelmesi... Ee, tabii ki çok mantıklı bulunmadı Galatasaray camiası tarafından. Mustafa Demirtaş da böyle söylemiş. Evet, yorumu yapmış. Ee, doğru. Çünkü bu arada şey söyleyeyim tekrar. Hani Cenk Ergün board mu e, yoksa e, yıllık sözleşmeleri imzatan bir profesyonel mi çok emin olmamakla beraber ee, konuşuyorum bunu. Çünkü çok uzun yıllardır Galatasaray camiasının içerisinde ve görevlerde bulunuyor. Hatta işte o klasik Fatih Terim Gencemen Cenk Ergün'ü gönderdi dediği yerde Cenk Ergün'ün kulüple ilişkisi kesilmemişti. Sadece Florida'da takım e, stada taşınmıştı e, onun odası ve var olmayan yetkileri. Bu sebepten söylüyorum. Bodrum mu e, yoksa e, profesyonel sözleşmeye sahip miydi? Öyle veyahut da böyle. Sözleşme uzatılma haberinin de e, bir şekilde yanlış e, aktarıldığını ifade edelim. Ama bu kadar insanların tepkisini çeken ve genel olarak yetkilendirdiğiniz noktada e, tabii ki Galatasaray Spor Kulübü'nün parasıyla yetkilendiriliyorsunuz ve o transferleri bu şekilde bitiriyorsunuz. Galatasaray tarihinin en büyük bonservis bedeli ödenmiş oyunculara bir de çok acayip kontratlar verildiği zaman bu e, çalışanın işini doğru yaptığını yapıp yapmadığına dair e, hakika izlenimler oluşur. Çok da haklıdır. <laughs> ya yani işini iyi yapamıyor galiba, işini yapamıyor galiba. Bir de bu kadar tepki varken de e, bazen ilişkiyi doğru yerde bitirmek, en azından bu hani e, ile ilişkimizi keselim de taraftarlarımızı düzeltelim değil. Bir şekilde yapmak bilmiyorum yani bu kadar sonuç var. Yönetimin tasarrufu yani bir şey diyemiyorsun ki burada. Tabii. Doğru mu çalışan Biz mesela burada çok kötü programlar yapsak hiç izlenmiyor olsak da bizde e, patronumuz sözleşme uzatır mı? Uzatmaz. Uzatmaz. Böyle bakmak lazım. Güzel. O zaman e, Mourinho'nun yaptığı açıklamalara geçelim. Geçelim. H e, HT Spora konuştu. Hı hı. Bu arada HT Spor'a da hayırlı olsun diyelim. Evet, yeni kanal hayırlı olsun. E, i̇nşallah e, güzel bir yayın hayatı onları bekliyordur. E, bazı başlıklar verdi Mourinho. Hepsilerin hepsini almadık. Bazılarını eledik. Hı hı. E, i̇lk olarak transfer sezonunda iyi bir iş çıkarttık diyor Jose Mourinho bir teknik direktör için de transferler her zaman gecikmiştir diyor. <laughs> Güzel bir cevap. Mourinho'nun evet. şeyini çok gördük bu arada röportajda bilmiyorum seyrettim abi. Yok ben e, o gün kanalları tekrar kurmak gerekiyormuş farkında değilim. Evet. Allah Allah ben de çıkmıyor dedim ve pas geçtim yani. Şey, ETS, Spor'un tabii frekans Hı. bilgileri evet. falan. Ben otomatik geliyor sanıyordum yani. Ne bileyim hani dünyada öyledir diye <laughs> düşünüyordum öyle değilmiş yani. Klasik Mourinho aslında. Yani. yani kostiş nerede oynanacak diye soruldu. Kalede bile oynatabilirim dedi yani. Başladı o kontra cevaplara. İlk olarak transferi kapattıklarını artık Mourinho açık açık söyledi. Medina konusunda pek bir yorum yapmadı ama Fenerbahçe'nin kadro rotasyonu artık belli diyebiliriz. Evet. Transferi 36 saat kala. Ee, i̇lk olarak şunu sormak istiyorum. Sence Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun son maçından bir sonraki güne gidelim, İsmail Kartal hala görevinin başında ve bugüne geri dönelim. Fenerbahçe'nin kadro planlaması, teknik direktör planlaması nasıl gerçekleşti bu yaz ayında sence? Harika. Tek söyleyebileceğim bu. Ee, hani transfer harekatı olarak bakıyoruz hı hı. takımda eksiklikleri giderme olarak. Ee, Jose Mourinho net olarak özellikle Avrupa basının ilgisini çekti mi? Kesinlikle çekti. Sen bir Jose Mourinho ile beraber yani Josem ana başlığında Fenerbahçe'yi gündeme oturttu. Hı hı. Fenerbahçe bunda bir sıkıntı yok. Her sene yapmış olduğu bir teknik direktör gelmeden oyuncu transfer etme hastalığı dışında bu sefer net olarak eksikliklerin üzerine gitti. Hı hı. Eksiklikler nelerdi? Evet, Batshuayi de yoksa madem Batshuayi de yok. Bir Santofor yenilemesi. Ee, ve özellikle Süper Lig için gayet yeterli. Süper Lig'de hiçbir şekilde sıkıntı çıkartmayacak. Enes en ve Cenk Tosun eklemesi yapıldı. Bir. Sen Maximen, Sen Maximen üzerine Filip hiç geldi. Sen Maximen senin hiçbir oyuncunda olmayan özelliklere sahip olduğu için daha farklı, değerli bir oyuncu bence. Yani Sen Maximen özellikleri Fenerbahçe'de herhangi bir oyuncuda yoktu. Yoktu. Belirli özelliklerinden Hı -hı. bahsediyoruz tabii ki. Eee yani. Sofyan Ambrovat aldınız. Net bir transfer oldu. Orta sahanız zaten çok kuvvetlendi ki bir de ne olur ne olmaz diye Ocak ayında daha sonra peşine düştüğünüz oyuncu de tam Ocak ayında gelebilir dediniz. Mutlaka Ocak ayında anlaştınız bu şekilde. Öyle söylendiği için hı hı. E, konuşuyorum. Ferdi Kadıoğlu'nun gidişi zaten kaçınılmazdı e, gitti. Ama elinizde Cédric Sorbe var, Ciku var, Çağlar var, Bekao var, Samet Akaydin var. E şimdi Kostić geldi. E şimdi Orada Filip Kostić geldi kullanılıyor. Mert Müldür var sakatlığı geçtikten sonra Osayi Samuel var. Hı -hı. E, orta sahada çok güçlüsünüz. İsmail yüksek Sofen Amrabat Fred ve Şimanski üzerinden konuşuyoruz. Bak Mert Hakan'ı saymıyoruz bile. Yani sayacağız da şeyde saymıyoruz. E, ne neden? İlk ana e, kurguda e, saymıyoruz. E Jose Mourinho işte şimdi ne fark etti dedin ya İsmail Kartal'da. Hı -hı. İsmail Kartal Fred diye bir çözüm üretememişti. Hı -hı. İsmail Kartal Fred'in yokluğunda Fred varmış gibi oynamaya çalıştığı için Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetti. Şimdi Fred olmaz ise Jose Mourinho bütün sezon boyunca Fred yokmuş gibi oynamayı oyuncuların aşılar. En büyük farklardan birisi buydu. Daha doğru iletişim kuruyor. E, i̇şler e, başkaları için yani rakip takım için kötü giderken her şey güllük gülistanlık. Tabii ki eleştirdiğimiz nokta Şampiyonlar Ligi'ne kalınamaması. Tabii. Yani bu arada Mourinho vardan dolayı diyor. O da farklı bir açıklama, farklı bir e, düşüncede. De, tamam de, yani yani o günün sonunda günün katıldım mı? Katılamadım. Bu Fred'in yokluğunu kendisinin de görmesi bence iyi oldu. Evet. Yani Fred bir sakatlık yaşadı. Tabii ki kimse sakatlık yaşamasın. Başka. Ee, o başka bir şey ama hani gözleriyle görmekle anlatılanlar veya orada olmayan bir insanın e, o şekilde görmesi farklı şeyler. Bayağı geldi Mourinho, İlk maçında Fred sakatlandı. İkinci maçında onun yokluğunda neleri yapıp neleri yapamadığını, zorlandığını, yine tek puan kaybı var, yine Fred'siz. Evet. Şampiyonlar Ligi'nden elenildi, yine Fred'siz. O anlamda görmesi açısından bir yerde de iyi oldu diyebiliriz ki Amrabat'ı belki almayacaktı Fenerbahçe ya da başka bir plan vardı kafasında. Çünkü Fred yokken artık Fred gibi bir oyuncun olmadığı için Fred'siz oynamaya mecbursun. Bak Göztepe maçında bunu çözmek için birden bir o Nesri'yi sahaya attı. Evet. Ki bence işe yaradı. Hı hı. Bak onu söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe 2-0 geçti. Hatta bir de e, kaçırdığı bir gol var. 46. dakikada falan. Yani penaltıdan önce ya yani ilk yarı 3-0 bitebilirdi. Hatta ikinci hemen başında 3-0 olabilirdi. Hı hı. Endesinin bir tane sol ayağıyla şutu vardı. Kalecinin kurtardı. Ondan sonra oyun döndü Göztepe'ye. Yani Göztepe o oyunu fizik kaliteye döktükten sonra baskın olmaya başladı bu arada. Ee, burada da her şey tamam. E, ee, bak, bak, Cengiz Ünder'e bile biz 5. adam olarak sayıyoruz artık. Yani rotasyonun Tabii. bir parçası olarak hemen aklımıza Cengiz de. Abi Cengiz var demiyoruz. Cengiz de hı hı. var diyoruz. Yani D2 ile kullanıyoruz artık Cengiz'i. Bu Cengiz'in düşünmesi gereken bir sorun bu arada. Yani onun bir kafa yöneyip ben ne yaptım demesi lazım o yüzden iyi iş çıkarttı Fenerbahçe tabii canım. Yani evet. gayet de hazırlar lige yani. Kadro planlaması olarak, kadro mühendisi olarak. E, belli ki Filip Kostic ısrarı şu sebepten Süper Lig'de farklı bir oyun oynayacak. Ama Avrupa Ligi'nde Hı -hı. farklı bir oyun oynayacak. O taktiksel destekliği de kazandı çözüm oynuyor. Bir teknik direktör daha ne ister yani? Kesinlikle. Galatasaray hakkında yaptığı açıklama var. E, çok fazla aslında seviyor <laughs> böyle şeyleri Mourinho. Her zaman yani İngiltere'deyken de böyleydi, İtalya'da da böyleydi. Mourinho zaten buydu. Buydu canım. E, Galatasaray'a karşı bence farklı bir bakış var diyor. Galatasaray'ın yerel maçlarına baktığımda bizimle oynadığımız maçlara oranla daha farklı diyor. Bu lig, Bu da ligin güvenilirliğine aykırı diyor. Ya o şey bu klasik moniyonun e, aman bir rakibin bir ayarını e, bozayım. Ee, da kamuoyunu etrafımda toplayayım meselesi. Ya şimdi Galatasaraylı taraftarlar da çıkartır geçen sene işte ikar diye verilmeyen penaltıların e, bir editini yapar. Bu muydu ligin güvenilirliği der mesela. E, nasıl ki Sivas Spor Galatasaray maçında off hikaye varsa hikayesi hı hı. varsa geçen seneki Kasımpaşa maçındaki penaltımsıyı da hissiyatını ortaya çıkartırlar. Yani bu tamamen Jose Mourinho'nun o e, sürekli yapmış olduğu akıl oyunu ki bu kitabın adını hatırlamıyorum ama yani çünkü futbol o kadar çok kitap okuyunca bazen karıştırıyorum. Yani hı hı. kimin kitabındaydı noktasında çok büyük sıkıntı yaşıyorum. Futbol adamları kitabında olabilir. Simon Cooper'in e, miydi? İşte kuperin miydi yoksa... E, ee, bir bakalım hatta telefondan ben konuşurken Hı -hı. sen bak hiç sıkıntı değil. Şimdi Tabii bu, yani. Futbol Adamları kitabı kimmiş en azından izleyicilerimiz de öğrenmiş Hı -hı. olur yani. Simon Cooper. Simon Cooper, Cooper tamam. aynen. Simon Cooper. Ee, ya o kitapta ya da böyle belirli oyuncuların ve menajerlerin profillerinin anlatıldığı bir kitapta. Futbol Adamları olabilir bu sebepten. Orada Jose Mourinho ile alakalı bir kısım vardır. Ee, Jose Mourinho ve eşiyle alakalı hatta. Hı -hı. Kötü bir şey söylemeyeceğim. Ha. Aklınıza bir şey gelmesin yani biliyorsun Karanfil, Kansız Karanfil devriminin en büyük sıkıntısını yaşayanlardan birisi. Jose Mourinho'yu büyüten amcasıydı. Hı, hı Yani çok acayip bir hayattayken yani Sen Benado'yu okurken Çeliktepe Lisesi'ne geçti Jose Moriyo. <laughs> öyle <gülüyor> tamam, öyle özetleyebiliriz. Çok, yani net net, çok net bir özet <gülüyor> oldu. <gülüyor> Orada ve Mourinho da bu farklı bir şey uyandırmış. Eşinin babası da lejyonermiş. Yani para için e, parayla savaşan bir paralı askerden e, bahsediyoruz. O da bir yerde bir kurşun yiyor, hani bizim Gazi dediğimiz hı hı. noktaya geliyor ve devlet sonra yardımı kesiyor. Bir şey oluyor ve ikisi bir araya geldiğinde diyor işte kitabı yazan ve bu anladığım kadarıyla etraftan da bir bilgi dahilinde bir çıkarımda bulunmuyor. Sürekli düşman yaratarak ilerlediklerine dair bir anekdot vardı kitapta. Biz bunu düşmanlık demeyelim de bir Hedef belirleyip o hedef üzerinden kendilerini tanımlama diyelim. Daha farklı bir şey söyleyebiliriz. O yüzden yani bu açıklamayı hiç o yaptı. Yarın Galatasaray yapar bu açıklamayı. Böyle gidecek zaten. Hı. Böyle kalsın ama. Evet. Tam da aslında söyleyeceğimiz konu. Mevzumuz bu. Böyle kalsın. Saçma sapan yerlere kaymasın. Saçma sapan yerlere kaymasın. Galatasaray'da çıksın bu muydu ligin güvenilirliği desin. İşte Aynen. atıyorum geçen sene Fenerbahçe'nin lehine ama tartışmalı pozisyonları yayınlasın. Sonra zaten Fenerbahçe'de aynısını yayınlayacak Kartal böyle gidecek evet. ama ben Ali Koç olsam Jose Mourinho'ya Jose biraz susalım istersen derdim yani. Şu an şu an için. Hmm. Niçin? Abi Galatasaray zaten kendi kendine şey yapıyor. Heh, şu an kazan zaten, kaynatıyor aynen. zaten tamam mı yani? Belki derbi yaklaşıyor diye çok fazla o, o da olabilir. O da olabilir. Ama hani hakemler benim biraz diyorum. O bir adım. överken de aynı şey var, yani var, çok var şey o şey kendini. Var var kendini çok kaynatıyor demişti. <laughs> <laughs> ee, son olarak şunu çok dikkatimi çekti. İki yıl çalışıp şampiyon olamazsam açıklama yapmam gerekir. Evet. Kendime ve Fenerbahçe'ye inanmasam burada olmazdım. Burada Hatta... da diyor ki Jose Mourinho, Hı -hı. pardon. Ee, siz 10 yıldır bu yüzden şampiyon olamıyorsunuz diyor. Evet. Aslında çok kısa sürede Türkiye'ye gelip, çok kısa sürede aslında her şeyi çok iyi gözlemlemiş Mourinho. Ben bunu sezdim. Şimdi bir de şu da var. Ben asıl merak ettiğim konuya geleceğim. -hı. -hı. Fenerbahçe şu anda sanırım 11. sezonuna girecek. 10. sezon da olabilir. Şampiyon olamadığı bir seri var söz konusu. 11'e geliyor. Ve tarihin en uzun serisi bu. Evet. Böyle bir şey hiç görmedi Fenerbahçe yaşamadı. Ve başında Jose Mourinho var. Mourinho'nun başarı kıstası ne olacak? Aslında evet tabii ki Süper Lig şampiyonluğu tabii ki Avrupa'da belli bir yere gitmek ama geçtiğimiz sezon hatırlayalım Ilgaz abi. Bir taraf 102 puan topladı bir taraf 99 puan topladı. Hı hı. Bu sezon denkleme belli ki Beşiktaş da girecek. Ama yine puan farkları arasında çok büyük ciddi farklar olacağını şu an itibariyle ben düşünmüyorum. Ve e, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe 99 puan toplarken kimse şunu diyemez herhalde. İsmail Kartal bir ekibi başarısızdı bence dememeli. Hı. Evet kupa gelmedi ama gerçekten ekstrem bir performans Galatasaray'dan da. Yine keza Galatasaray şampiyon olmasa yine Galatasaray da başarısız diyemezdi kimse. Velev ki Mourinho ile Fenerbahçe bu sezon yine böyle bir talihsizlik yaşadı. Olabilir. Ama Mourinho ya bu, bu isim ve Hı. Fenerbahçe'de çok fazla teknik direktör değişikliği görüyoruz özellikle Ali Koç döneminde. Benim şahsi düşüncem, umarım Fenerbahçe yönetimi sadece Mourinho'nun aldığı ücretten dolayı değil bu arada. Yani bu adam çok fazla para kazanıyor. Biz nasıl parayı vereceğiz anlamında değil. Gerçekten ilk sezon özelinde söylüyorum. Şampiyon olamasa da bir futbol aklı olarak biz Mourinho'yu getirdik ve bunda ısrar etmeliyiz düşüncesini umarım sergileyebilir. Zaten sergilemek zorunda. Her sene teknik direktör değiştirerek başarıya ulaşamazsınız yani. Çünkü bu şu demektir. Ben her şeyi doğru yapıyorum ama teknik direktör yanlış yapıyor demektir. Ama siz 10 yıldır her şeyi doğru yapmadınız ki. Evet. Ersun Yanal'ın şampiyon olduktan sonra kovulmasından başlayan bir süreç. Tabii Az Yıldırım'dan da başlayan evet. bir süreç. Tabii tabii. Sadece Ali Koç'a adlandırmayacağız bunu. İsmail Kartal'ın göreve gelmesini nasıl takımın işini, içini iyi biliyor diyerek. İşte geçen sene gerçek şampiyon biziz deyip Ondan sonra İsmail Kartal. Zaten yani mevzular buradan kaynaklanıyor anladın mı? Dışarıya vermiş olduğum mesaj ondan sonra yaptıkların arasında tezat olunca insanlar bunu eleştirirler. Bu da çok normaldir. Ee, şimdi Fenerbahçe şunu söyleyecek. Olamayabilirsin gerçekten. Ki bu da doğanın bir yani doğal, doğal, bir durum bu. Ee, Galatasaray Yüpler Vali getirdiğinde 3 tane şampiyon olamadı. Hı hı. Ve o zaman için bak hele bir o dönem için Hüpler var falan gibi bir futbol figürünün Almanya milli takımını çalıştırmış bir gelecek Türkiye'de çalışacak falan hayal gibi bir şeydi. 3 tane şampiyon olamadı durdu. Gordon Bin şampiyon olamadı durdu. Biz ben bizdeki örneklerden gidiyorum. Hiç öyle Ferguson veyahut da e, Arsene Wenger mevzusuna girmeyeceğim. Hı hı, anladım anladım. Anladın mı? Türkiye'den bahsediyorum. Jose Mourinho ya geldi. Ya oldu da olamadınız e, şampiyon. E, kadro kurulmuş. E, şampiyonluk yarışı içinde olmuşsunuz. Bir seneyi daha bir verin ki bir daha bir şansı bulsun. Bu arada Avrupa Ligi'nde geçen sene oynayamadı. Finali oynayacak belki Fenerbahçe. Tabii. Hatta en azından bir çeyrek final, yarı final görecek. Bunlar çok çok önemli işlerdir. Yani Jose Mourinho'nun kendisini sadece Süper Lig şampiyonluğuyla Avrupa'ya tekrar ispat etmeyi düşündüğünü zannetmiyorum. Bence bir şey zaten yok. bir çelişki var orada. O, o Mourinho şey Avrupa üzerinde dururken Fenerbahçe yönetimi iki sezondur. Cesur'da da İsmail Kartal'da evet. da, da ligi ön sıraya koyuyordu. Bence Mourinho öyle düşünmüyor. Yok öyle düşünmüyor. İkisini evet. de düşünüyordur. Avrupa'da onun için en az önemlidir. Çünkü son yıllardaki başarısı hep şu şekildeydi. Ee, Avrupa kupalarını aldı Jose Mourinho. Hı hı. Ve e, en son Anthony Taylor'ın yönettiği maçtı galiba. Evet. E, Galatasaray'ın çok... sparta Prag maçındaki deplasmanındaki hakemin aynı hakemden bahsediyoruz. Evet Anthony bahsediyoruz. Taylor. Olması Anthony lazım. Ben de galiba. Öyle ve havaalanında neredeyse böyle artık bekledi bekledim. bekledi yani adamı <laughs> çıkışta çık, çıkışta bekliyorum sen niye döndü yani lise çıkışına döndü iş yani evet. e, o sebepten ya bir bekleyelim de bir çalışsınlar insanlar bir rahat rahat bir hareket etsinler sen şampiyon olamadın biz zaten her şeyi doğru yapmıştık sen gel yok öyle bir öyle bir dünya yok yani anlatmaya çalışıyorum o yüzden kalmalı tabii ki. İlerleyen dönemde çünkü bunları ben duyacağımızı hissediyorum e, duymayalım işte duymamamız yani. lazım Duymayalım zaten. bence de katılıyorum. ya bak şu olur bu kadro olur da ya yani Jose Mourinho öyle bir oyun oynatır ki 15-20 puan geriye düşer. Ya, o ayrı Aa, canım. Aa falan tabii bir dakika ki. deriz o zaman yani. Hatta beklentilerin çok dışında bir olay gerçekleşir. Fenerbahçe atıyorum kötü oynar, bir şey olur, rakip çözemez falan o zaman tabii ki bunlar dillendirilir de bir bırakın bir doğal akışında bir gitsin işe ya. yani. Tabii. Geçen sene 99 puan toplamışsınız. Üstüne harika eklemeler yapmışsınız. Bu sene de benzer puanlı olmasa bile yarışta 3-4 takım olacağı için Trabzonspor'un da Şenol Güneş'e bir şekilde zorluk çıkartacağı ihtimali üzerinde durursak. Hı, hı. E bırakalım bir sezon sonuna kadar bir keyifle izleyelim yani. Arada bunlar da olacak yani ben biliyorum yani. Özellikle ile Fenerbahçe arasında. Hı hı. E, ikisi de yarıştaysa bu gerilim bari bu seviyede kalsın yani. Yani dediğin gibi bak, ekstra... kimsenin kimseye ayrıcalık gösterdiği yok. Hakemlerimizin çok kötü olduğunu unutmayın. Bir de o da var. Yani bu adamlar kötü. Yani bak kötü derken insan olarak bahsetmiyorum. Meslek icrasında sıkıntıları var. Kafalarında hı hı. hiç rahat değiller. Bin tane tilki dolaşıyor her taraftan üstlerine insanlar gönderiliyor işte yani işte AVM'de görürseniz fotoğraf çekinden tutunda bilmem nereye kadar yani bu açıklamaların hepsi olduğu müddetçe bu adamların kafası rahat etmeyecek bu başka bir nokta hı hı. ama bu adamlar aynı zamanda da maalesef işi kötü yapıyorlar. Oyun geçikiyor bak yani Paulista'nın açıklaması vardı. Evet. Çok kısaca söyleyeyim yani e, burası tıpkı İspanya Ligi gibi iyi bir şey söylemiyor ama o noktada. Çünkü orada da oyun çok fazla duruyordu burada evet. da çok fazla duruyordu. Bu konuda çok şikayetçi. Herkes işini de. çok iyi yapmalı derken de hı, hı. Adam mevzuyu da bak 4 maçta çözmüş yani. <laughs> evet. Yani dediğin gibi ekstrem durumlar olmadığı sürece bence Fenerbahçe kamuoyu, taraftarından yönetimine artık tüm kamuoyu hiç kimseye göstermediği Tabii ki. sabrı Mourinho'ya bence göstermedi. Kesinlikle. Son olarak Serdar Saatçi Trabzonspor'la anlaştı. Dün yaptığı açıklama bayağı bir konuşuldu. tarifsiz duygular içindeyim. Beşiktaş'tan daha büyük bir kulübe geldim. İnşallah eski Avni Aker ruhunu geri getiririz demiş. Şimdi ben ilk duyduğumda hani o, o, şeye düşün, açıklamayı dinlememiştim hı hı. o esnada. Dedim ki acaba heyecandan hani Braga'dan daha büyük bir kulübe mi geldim demek istedi. Yani bir polyanacılık yaptım böyle. Tamam. Gittim böyle işte İsviçre Alpleri'nde Heidi ile <laughs> Peter Peter'la falan böyle dolaştık. <laughs> Heidi'nin dedesiyle kaşar kestik, başar kestik falan yani. Öyle bir ruh halinde e, şey yaptım. E, dinledim. Sonra Serdar'cığım ne gerek var bu açıklamalara? Yani, yani bir de seni yetiştirmiş Beşiktaş, e, Avrupa'ya transfer olmuşsun. Tabii canım. Yani bir de şu var. Uğur yani e, ne kadar sıkıntı yaşadığını düşünsen de ve iddia etsen de. Hatırlayalım. Hı. Ceyhun Kazancı o zaman Beşiktaş'ın sportif direktörüydü. Ve açıklamalar şöyle havada uçuşuyordu. Kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Kimse aksini iddia etmiyor zaten. Bunu bir koyalım. E, ve... İşte bundan sonra altyapı oyuncuları, menajerleriyle karşımıza oturamayacaklar. Dedikten sonra da Serdar Saatçı'ya 25 bin lira teklif edilmişti. Evet. Emirhan İlkan'da da hemen hemen aynı mevzu vardı. Emiran İlkan'da evet. O dönem hatta o çok dönem konuşuldu. Aynı mevzu vardı. Şimdi e, ne olursa olsun bu bir mobbing değildir de Beşiktaş'ın sana değer vermemesi olarak görebilirsin. Hı hı. Çok farklı ama şuraya geldiğinde şimdi e, Türkiye'de şampiyonluk yaşamış en büyük kulüplerden bir tanesine geldim dediğin anda zaten mevzu bitti. Yani Beşiktaş'tan daha büyük bir kulübe geldim. Olmayacak. Şimdi Trabzonspor taraftan çok hoşuna gitmiştir. Böyledir bize hı hı. zaten. Ama bir gün Serdar Saatçı diyelim ki performans gösterdi. Bonservis bedeli yani sözleşmesinin dışında kaldı ve Fenerbahçe'ye gitti. Hayat var Serdar Aziz'in dolaştığı gibi dolaşabilirsin. Tabii. Ne yani gidersin ve hatta Sergen Yalçın'ınki gibi. O zaman da muhtemelen şunu diyecek. Bence o taraftan bakmak lazım. Trabzonspor'dan daha büyük bir kulübe geldiğimde derse siz ne hissedersiniz? Yani şimdi öve, övüyorsunuz tamam muhtemelen çok hoşuna gitmiş olabilir. Haklıdır taraftar böyle düşünür zaten de. Biz Serdar Saatçı üzerine okuyoruz gerek yoktu bu açıklamaya. Türkiye'de şampiyon olmuş en büyük kulüplerden bir tanesine geldim. Kendimi burada ispat edeceğim. Çok farklı bir açıklama oldu. Beşiktaş'tan daha büyük bir kulübe geldin demek yakışık almadı yani. Bir de Ceyhun Kazancı şu an yok Beşiktaş'ta. Yani yok yani. Senin yani de... bazı yönetimlerle evet. sorunlar yaşarsın Tabii. bazen. Evet. Kulüpten ziyade. Mesela çok iyi oynadın, milli takıma seçildin. Ceyhun Kazancı ne orada yapacağız? diye gitmeyecek misin? Ne yapacağız şimdi? Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> evet, duygasyonlara ağzına sağlık. Evet, sen de ağzına sağlık. Yarın Bole Plus'ta yine spor saatinde evet. seninle beraber olacağız. Trabzonspor Beşiktaş maçında özellikle konuşacağız. Onu da söyleyelim seyircilerimize. Tamam. Tekrardan e, herkese beğenilerini, abone olmalarını ve yorumlarını esirgememelerini hatırlatalım, söyleyelim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.